Şerefime, namusumu Taksim Meydanı'nda kafama sıkacağım. Yok, her geçen gün kötüye gidiyoruz. Ya böyle bir düzen olur mu? Kardeşim, tarlada benim 10 liraya olan domatesi ben İstanbul'da niye 37 liraya yiyeyim? Sayın Cumhurbaşkanı, benim İstanbul Kasımpaşa'dan komşum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyken beni Suriyeliler, mülteciler beni ilgilendirmiyor. O kadar mutluyuz ki belli olmuyor mu halimizden üstadım? Ne kadar mutlusunuz? Bizi bir açıklar mısın abi? Orada direğin durumunu görüyorsunuz yani. Allah sonumuzu ayırsın. Ortada her şey. Düzelir mi sence abi? Vallahi hiç zannetmiyorum düzeleceğini. İnşallah iyi olur diyelim ama. Gençlerin önü kapalı. Gençler ne yapacak? Vallahi gençlerde de bir hareket yok güzel kardeşim. Ben 56 yaşındayım ama gençlerde de bir şey göremiyorum yani. Herhangi bir yere gidip bir bakıp bir dolaşıp yani bir siyasi partilere gezmiyorlar. Tam görüş ayrı olabilir ama en azından bir partilere gezsinler, dolaşsınlar. Ne yapılıyor, ne ediliyor görmesi lazım. Onlarla ilgili hiçbir çalışma göremiyorum gençlerde. Gençlere soruyoruz abi. Gençler diyor ki biz protesto etsek diyor. Eylem yapsak diyor. Dışarı çıksak diyor. Grevlere başlasak diyor. Yani önümüzü kapatıyorlar, içeriye alıyorlar bizi diyor. Şimdi önümüzü kapatmaları için, önlerini açmaları için önce gidecekler siyasi partileri öğrenecekler, tüzüklerini öğrenecekler. Bu işin daha eskisi gibi sağcı solcu yok. Ben 56 yaşında bir insanım, siyasetle uğraşıyorum. İstanbul'da bir siyasi partinin il başkan yardımcısıyım. İlle bir görüşümüz olması şart değil. Eskiden bir sağcıların solcuların kahvesi vardı. Eskiden o sağcı kahveye giderdi, solcu. Ama şu anda bir kardeşliğim kahvesi var. Ortam belli yani. Alevisi, Sünnisi herkes beraber olmuş yani. Bu saatten sonra bu ayrımcılığı yapacak hiç kimsenin de yok. Yapacak olabilseler de zaten deprem bölgesinde Azerbaycan'daki bir kardeşimiz bile o en aciz bir arabasıyla buraya gelip bir yardım etti. Bizim halkımız hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan bir halktır. Bunun için ne yapmamız lazım? Gençliğin önünü açmamız için gençliğin de biraz kendilerine hareket etmeleri lazım. Yani gidip bir okey masasında veya bir kültür merkezinde devamlı kitap okumayla bu gençlik olmuyor. Gençlik siyasi partileri gezmesi lazım. Alev kültür derneklerine gezmesi lazım. Ne Aleviyim, ne Kürdüm, Aslan Giresunluyum, Karadenizliyim ondan sonra. Hiçbir Alevili Kürtlük bağım yoktur ama çocuklarıma şunu öğretiyorum. Gidin, sevmediğiniz bir parti bile olsa en azından tüzüğünü görün, insanlarını görün, kendi kararınızı öyle verin. Ciddetmiş bir toplum. Yani hiçbir şey yapamayız. Anca ne yapabiliriz biliyor musunuz? Kendimizi yobazlaştırırız. Bazı insanların peşine takıla gideriz. Ondan sonra evinde kirasını ödeyemez. İntihar eden bir ablamız karşımıza gelir. Çocuğunu okula yazdıramayan bir insan karşısına gelir. Çünkü toplum koptu. Onun için ne yapmamız lazım? Bizim yapamadıklarımızı veya bizim de atalarımızın yaptıklarını bizim de yapmamız lazım. Bu vatanı kurtarırken bizim atalarımıza sen Alevi misin, şuraya gidemezsin, sen Sünni misin, buraya gidemezsin diye bir önemcilik olmamış. Bu vatanı Allah'tan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bizim atalarımız bize bahşetmiş. Biz de ne yapmamız lazım? Yaradanımıza ve Atatürk'e saygı duyarak, onun ilke ve inkılaplarını takip ederek bu şekilde dağımızı sürmemiz lazım ki bu vatanı kurtarabilelim. Bu vatanı bize kimse hediye etmedi. Ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne partisi, ne de başka bir siyasi partiler etmedi. Onun için bizim gençliğimizin bir an evvel ayağa kalkması lazım. Yürüyüş yapmak bir şey değildir. Yürüyüş değildir. Ciddi olarak gidip bir yerde bir toplumla ondan sonra insanların önünü kesmek önemli değil. İnsanları kendi yürüyüşleriyle tek tek oturup büyüklerimizle, küçüklerimizle konuşmamız lazım. Ben 56 yaşında bir insan olarak bugün siyasetin içinde değil. Ben gidip bir eşimin, dostumun, büyüğümün elini öpüp yanında sohbet edip çay içmek isterim. Ama ben bugün bunu yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Gençliğin sokağa çıkıp da bir partileri gezip, ondan sonra ideolojilerini görüşmeler lazım, bir aydınlatmalar lazım, nutu okumaları lazım, insanlarımızın ne yaptığı, atalarımızın ne yaptığını araştırması lazım. Yine dediğim gibi dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bu vatanı bize Allah'tan sonra Mustafa Kemal Atatürk ve bizim atalarımız bize vermiş. Dediğim gibi ne Alevisi, ne Sünnisi, ne sağcısı, solcusu, o zaman diye bir şey soramamışlar. Bugün de aynı şekilde bizim gençlerimiz sormadan bu vatana sahip çıkmak zorundalar ve ellerini taşın altına koymak lazım. Benim istediğim bunlardır gençler. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun abi? Sığınmacılar kardeşim bizim başımıza bir vebadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz akşamı ben de sokağa çıkmıştırım. Çekmeköy'de oturuyorum ondan sonra. Ve çıktığımda size yemin ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece gördüğüm sığınmacılar dediğimiz Nijeryalılar yok, bu saat falan satar. Onlardan Allah razı olsun. Onun haricinde ben bir tane Suriyeli görmedim. Ve bu olay bittikten sonra da 20 gün 25 gün sonra yine dilenmeye başladılar, yine şey yapmaya. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyken beni Suriyeliler, mülteciler beni ilgilendirmiyor. Benim vatandaşım ilgilendiriyor. Benim intihar eden annem ilgilendiriyor. Benim çocuğun okuluna yazılmayan bacım kardeşim beni ilgilendiriyor. Beni geri kalan onlar ilgilendirmiyor. Benim için onların hiçbir şeyi yok. Bana faydası yok. Türkiye Cumhuriyeti'ne zaten fayda olma şansı yok yani. Bugün belli, dün akşam yayınladılar. Halk TV'de gördüm galiba tesadüf eseri. Mülteci doldurmuşlar Marmara Eylesi'ne. Bu aynı şekilde Suriyeliler, bakın bugün Suriyeliler toplamışlar, kimliklerini almışlar. Hatay'da benim makinem. Şimdi arayayım sizi istiyorsanız, bakın makinem çalışıyor, makinem. Evet. Ve operatörüm bana ne diyor biliyor musunuz? Çocukların kimliklerini almışlar Suriyelilerin. Yıkılan binalarda hırsızlık yaptırıyorlar. Asansör çaldırtıyorlar ve bunu yaptıran da Türk kişiler. Kimliklerini almışlar, korkudan çalışıyorlar. Nerede bizim polisimiz? Nasıl çıktılar, yakaladılarsa yardım arabalarının ülkesini aynı şekilde yapsınlar.
4 tane memurla Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kollayamayız. Memurumuzun çoğalması lazım. Bir bölgede değil. O her bölgede olması lazım. Bugün can güvenliği yok arkadaşım. Gidin oraya. Adamların biz değil yani. Mültecilerin de yok. Adamlara hırsızlık yaptırıyorlar. Şimdi bunu polise söylediğiniz zaman gidip şikayette bulunmanız gerekiyor. Şikayette bulunduğunuz zaman kimliğiniz gözüküyor. Kimliğiniz gözüktüğü zaman karşınızda bir düşman oluyorsunuz. Ben niye başkasını düşman alayım ki? Benim için Suriyeliler Türkiye Cumhuriyeti küllen bir zarardır yani. Ya olmaması gereken bir insanlar. Benim vatandaşım dururken ben niye Suriyelilere yardım edeceğim? Niye yardım topladım? Şu anda okuyan doktorlarımız hep Avrupa'ya gidiyor abi. Güzel kardeşim ben de bak çocuğumu bile ben yurt dışına okutmak istiyorum. Ellerinden öper 17 yaşında bir kızım var. Ondan sonra sağlık okuyor. Hukuk okumak istiyordu. Dedi ki baba ağır geliyordu. Sağlık okuyacağım dedi. Ben bile çocuğumu dışarıya okutmak istiyorum. Çünkü niye? Çocuğumu bugün özel üniversiteye yazdırmaya kalksam isim vermeyeyim. Bir üniversiteye yazdırmak 62,5 milyar lira para. Benim çocuğumun aylık gideri, geliri, yediği, içtiği, kitabı nereden baksanız bana yani senelik 150 milyar lira mali. Özel okullarımıza gidiyoruz. Orada bir fayda göremiyoruz. Yani o yeterli derecede bir şey yok. Öğretmen yok. Sağlığa geliyoruz hastanelere aynı şekilde. Ondan sonra gün almaya kalkıyoruz. Ve çocuğunuz 17 yaşında. Normal polikliniğe götürüyorsunuz diyor ki bunu buraya getirmeyin çocuğu. Çocuğa götürüyorsunuz diyor ki bu kocaman kız olmuş buraya niye getiriyorsunuz? Şimdi bir ikilem içindeyiz. İnsanların ne yaptığı belli değil. Doktorlara da bir şey diyemiyorum. Ben İlhan Varank Hastanesi'ne gidiyorum. Ek hizmet binasına serum takmıyor. Beni gönderiyor İlhan Varank merkeze. Diyorum ki kardeşim burayla buranın arasındaki fark ne? Biz burada serum takamayız. Ya sen bir doktorsun nasıl takamıyorsun? Burası da koskoca bir hastane. Burası poliklinik değil ki. Burası da bir hastane. Ha orası 300 yataklı, burası 100 yataklı diyelim. Ne yapacağız? Dönüyoruz oraya gidiyoruz. Özele gittiğiniz zaman 600-700 milyon lira bir serum takmak. Veriyorsunuz parayı. Yine bir şey göremiyorsunuz. Bu sefer dönüyorsunuz devlete. Götüren götürüyor, götüremeyen götüremiyor. Ne yapacak yani güzel kardeşim? Yok. Her geçen gün kötüye gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı benim İstanbul Kasımpaşa'dan ondan sonra komşum. Babam rahmetli 15 sene Anavatan Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptı. Kendiyle ilçe başkanlığı. Ben sülalesini tanırım. Bu da benim sülalemi tanır. Ama bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir şey söylemek istemiyorum. Yanındaki insanlar olduğu gibi dezenfekte oldu yani. İnsanı yalnız bırakıldı veya bıraktılar. Ama bir şekilde yani bu milleti artık elinden tutmak gerekiyor. Bu millet boşluğun içinde. Bu milletin çocuğunu okutması gerekiyor. Bu milletin artık çocuğuna bir yiyecek alması lazım. Bugün gidiyorum bir balık pazarına 85 lira. Yanından kıvırcık almaya kalkıyorum 25 lira. Marketten alıyorum 15 lira. Ya böyle bir düzen olur mu? Böyle bir düzen olur mu? İnsanların bir denetimi yok güzel kardeşim. Ne fırınlara bir denetim var. Ne mali bir denetim var. Ne ondan sonra uyuşturucu almış başını gitmiş. Kardeşim tarlada benim 10 liraya olan domatesi ben İstanbul'da niye 37 liraya yiyeyim? Buyurun çıksınlar. Gelsinler bilgi istiyorsa vereyim. Dediklerimle bir tane yanıt çıkarsa şerefime namusumu Taksim meydanında kafama sıkacağım. Artık insanların psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun istediğini alayım. Ben bugün çocuğumu dışarıdan okutmaya çalışıyorum. Bir tane özel ders saldıracağım 15 milyar lira. Bir bilgisayarı 30-35 milyar lira. Bu da ikinci eli. Ben ne yapayım kardeşim? Benim bir gelirim var. Ama geliri olmayan, size bakın yemin ediyorum kameraya getirin. Şimdi bir kardeşimin mesajını atacağım. 4 aydır kirasını verememiş, ev sahibi olmadığı hakaretler ediyor. 4 milyar 400 küsur milyon lira yemin ediyorum size gıda parasını ödeyememiş, evine bir şey alamıyor. Ve bir arkadaşıma rica ediyorum para gönderiyor, 2 tane dürüm alıyor, 2 tane dürüm çocuk o dürümü ağlayarak yiyor. Bu İzmit'te oturan ve şehit ailesinin bir çocuğu. Ve bugün 150 liralık bir kartla evini geçindirecek. İş bulamıyor, astım hastası. Çocuğu erken doğmuş, prometre yine aynı şekilde ve Türkiye mi? Yalan söylemeyeyim İstanbul'da 5.'si bir çocuk okuyamıyor. Bu ne acı durumdur yani? Ben bir şey diyemiyorum güzel kardeşim. Sen de kendi daha demin söyledin, kendi çocuğumu yurt dışında okutmak istiyorum dedin. Türkiye'deki eğitimi nasıl görüyorsun abi? Şimdi kardeşim şöyle eğitimi görüyorum. Benim çocuğumun açısına baktığın zaman ondan sonra okullarda bir boşluk var. Yani öğretmen yetersizliğinden, bilgi yetersizliğinden var ama bana göre bilgi ve öğretmen yetersizliğinden. Eğer benim bugün bir çocuğum diyorsa ki bana 17 yaşında bir kız çocuğum baba mümkünse yurt dışında yaşayabilir miyiz? Ondan sonra ben orada okuyabilir miyim diyorsa eğer oradaki insanlara konuştuğunda bir 17 yaşında kız oradaki maaşlarınız nedir diyorsa oradaki insan 1700 euro alıyorum diyorsa ve kira araştırmasına baktığınızda en lüks konutta 1200 euroya oturuyorsunuz. En lüks konutta. Ben bugün oturduğum yerde 17 bin lira kira. Ben şu anda 5500 lira kira veriyorum ve benim mal sahibim bana diyor ki benim kiram burada diyor normalde 15 lira 8 lira yapacaksın. O adama da bir şey söyleyemiyorum. Ama döndüğümde de yapacak bir çarem yok. Yok ne yapalım? Bu sefer ne oluyor? İnsanlar birbirlerine giriyor. Kiracı mal sahibini dövüyor. Mal sahibi kiracı diyor. Ölümlü sonuçlar oluyor. Bakıyorsun polis ne yapacak? Elinden geleni yapıyor. Ölümün önüne duramaz ki yani. Bilmezsin ki adam ne zaman gelip beni vuracak veya ben ne zaman adama gelip vuracağım diye. Çünkü psikoloji bozulduğu zaman, düzen olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsın güzel kardeşim. Yapacağımız bu yani. Her geçen gün kötüye gidiyoruz. Bir an evvel devletin
merci kurumlarının yani gerek denetimleri yapması gerekiyor. Çünkü niye yapması gerekiyor? Mecburiyetler kardeşim. Ben tarlada 10 liraya satılan domatesi burada 37 liraya yemek zorunda değilim. Bunu hem nakliye işi yapıyorum, kömür işi yapıyorum. Gelsin bana desin ki sen bunu kaç paraya mal edersin? Ben 13 liraya mal edeceğim. Kursunlar tanzimlerini, devletin o kadar arazisi var. O kadar arazi var ya, kursunlar tanzimlerini. Tanzimleri kurdukları yerde bu halka ucuz yedirsinler. Benim tarlada 10 liraya aldığım ürünü 12 liraya, 13 liraya mahallen ödüyor. Sen eğer kalkar bu vatandaş 37 liraya gelir denetlemezsen, o zaman bu vatandaş sana oy da vermez. Sana bu vatandaş geri geldiği zaman tepkisini de gösterir. Yani şimdi korkup da düşecek halimiz diye bir şey yok. Bak ne diyorum, ben de bir siyasi partinin üyesiyim. Ama bizim gençliğimiz kalkıp sağcısı solcusu yok. Bak ne diyorum size, bu vatanı bize Allah'tan sonra, Atatürk'ten sonra bizim atalarımız. O zaman dememişler ki sen Kürt müsün, Alevi misin, Sunni misin, Çerkez misin dememişler. Onun için gençliğin ayağa kalkıp bu işlere el atması lazım. El atmazsa hiçbir şey olmaz. Laz ile Kürdüz ile Karadenizli olmama rağmen Laz da benim kardeşim, Kürt de kardeşim benim, Çerkez de, Alevisi de, Sunnisi de. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kardeşiz biz. Bu toplumu da kurtarmamız için gençliğin ayağa kalkması lazım. Kardeşçe el ele tutuşup artık bu işlerin elini tutmaları lazım. Yaşlılar da 60 yaşından sonra insanlara da siyaseti yaptırmasınlar. Yani eğer 60 yaşındaki insana bir banka kredi vermiyorsa ben niye milletvekili seçeyim? Niye milletvekili seçeyim yani? Ben bunu istiyorum. Gençliğin önünü açsın. Bak kardeşim burada yemek veriyor. Sen emek veriyorsun. Sizin önünüz açsın. Siz yine programınızı yapın. Ama gelin kardeş gibi yapın. Güler yüzlü insanlarla beraber yapın. Ben şimdi oradan geliyorum sumurtarak. Öbürsü geliyor yine aynı şekilde. Sorun şurada. Bakalım ne geçinebiliyor mu? 7,5 milyar lirayla adam kiramı versin, evini mi geçirdiniz, çocuğunu mu okutsun? Yani ne yapsın yani bu insan? Ondan sonra hırsızlık mı çoğalacak? Başka şey mi yapılacak? Allah düşürmesin ama inşallah düşmez diyelim. Yani diyeceğim bu kardeşim yani, ne diyeyim? Çok teşekkür ediyorum abi yorumlar için. Çok sağ ol abi, eyvallah, sağ olasın. Çalışmalar, çok sağ ol.